بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Genova'dan Brutus'a kadar, Brutus'tan Menhus'a kadar seni taşıdık. Ey büyük tanrımız, yüce Romulus. Meryem'in oğlunun peygamberliğinin ikinci yılı, uzun süre önceden bizi haberdar ettiği kötü bir fitneyle başladı. Ki o gün Gana yolunda Kefarnaine varmıştık. Urşalim'e ne kadar kaldı acaba? Naim'den geçmemiz lazım. Fazla bir şey kalmadı. Umarım şansımız yaver gider de yolda isyancılarla karşılaşmayız. Silahlı askerlerin eşlik etmesi işte bunun içindir. Ama benim endişem bizi kafir zanneden bu hurafeci halkla ilgili. Ne var ki kendilerinin bizim 80 bin tanrımız kadar sahte inançları var. Haklısınız. Hayatımızı nasıl cehenneme çevirdiklerini bilemezsiniz. Siz neden bu putu Urşalim'e getirmek için gönüllü oldunuz? Sizin yeriniz Roma'nın Panteon mabedidir. İmparator ve senatörlerin yeri Panteon'u bu putu Urşalim'e götürmek için mi terk ettiniz? Burada birini görmek için bahane arıyordum. Bundan bir yıl kadar önce Yahudi bir tüccar tarafından bana önerilen biri. Yahudi'ye de mucizeler yapan o ihtiyar büyücüyü mü kastediyorsunuz? İyi ama o ihtiyar değil. Genç biri. Ve onunla görüşmek bana birçok şeyi ispat edecektir. Siz bu kadar yolu gerçekten vaaz veren birini görmek için mi geldiniz? Evet. Eğer bu adamın doğuşuyla ilgili efsaneler doğruysa, o zaman bizim yeryüzündeki tanrılarla ilgili bütün hikayelerimiz ispat edilmiş olacak. Her 1000 yılda bir Jüpiter bakire bir dünyalıyla birleşerek yeryüzüne bir çocuğunu gönderir ve bu tanrıların geleneğidir.
Üstad, Romalılar. Buraya niye gelmişler üstad? Put'la birlikte mi gelmişler? Peki onu nasıl tanıyacaksınız? Her ne pahasına olursa olsun, kendi isteklerini elde etmek için hain planlar kurduğu söyleniyor. Bunu da o İbrani tacirden duydum. Orada neler oluyor? Dikkatli olun, büyük bir kalabalık var. Sanki bir Yahudi cenazesi kaldırılıyor. Neler oluyor? Bu kalabalık ne yapıyor böyle? Bu İbranilerin geleneğidir efendim. Ölüler için yürüyorlar. Ey yüce Allah'ım! Ne olur bizi bağışla. Ve bu genci de kendi rahmetine kavuştur. Ve bu acı çeken anneye sabır ver. Amin. Amin. Gelen kim? O da kim? İsa. Nasır İsa. Şimdi tanıdım onu. Ondan ölüyü diriltmesini isteyelim. Bunu kesinlikle yapamaz. Nasır İsa geldi. Celil'in peygamberi. O oğluna şifa verebilir. Oğlum hasta değil ki. Oğlum öldü. Hiç kimse, hiç kimse bir ölüyü diriltemez. İsa! Davut'un oğlu! Oğlumu dirilt! Oğlumu dirilt! Burası iyi. Burada kalıp dinleneceğiz. O lanetli heykeli buraya getirin. Yüce Fabianus dinlenme izni verdiler. Asker! Rahat! Sana da rahat, Yüce Romulus. Ey Meryem'in oğlu. Senin doğumun bir mucize değil miydi? O zaman mucize yap. Allah sana her şeyi yapabilme yeteneğini verdi. Yalvarıyorum, yalvarıyorum. Temennimi duy. Yuna'yı dirilt. Oğlumu dirilt. Oğlumu dirilt. Sana yalvarıyorum. Temennimi duy. Allah'ım, ey Allah'ım, insanlar benden ne istiyor görüyor musun? Bunlar ne dediklerini bilmiyor. Galiba delirmişler. Neredeyse bana Allah diyecekler. Temennilerini yerine getir ey Allah'ın ruhu. Ama ey Cebrail, bu insanların ne dediklerini duymuyor musun? Ey Meryem'in oğlu,
korkma. Allah sana her türlü hastalığın üstesinden gelme gücünü verdi. Ama bu sefer ölü bir insan söz konusu. Ölümü nasıl tedavi edeyim? Allah seni ölümden bile üstün kılmıştır. O zaman ey her şeye kadir Allah'ın gönderdiği, bil ki onun adıyla irade ettiğin her şey anında gerçekleşir. O zaman senden temenni ettikleri şeyi yerine getir. Ey şefkat dolu yüce yaratıcı, senin iraden her şeyin ötesinde. Ağlamayın. O ölmedi. Sadece uyuyor. Onu yere koyun. Tüm alemin yaratıcısı olan Allah'ın adıyla. Ey genç, kalk. Oğlum. Oğlum. Mucize oldu. Mucize oldu. Yuna dirildi. İsa'nın Tanrısı onu diriltti. Görmediniz mi? Büyük bir mucize gerçekleşti. Hem de büyük bir mucize. Celil ve Yahudiye'nin ahalisi. Daha neyi bekliyorsunuz? Şuraya bakın. Bakın, İsa gitti. Gidiyor. Hayır. Hayır. Bırakın gitsin. Yine buluruz onu. Ona Tanrı diyelim. Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu. Sen kör mü oldun? Ne tanrısı, ne oğlu. O Allah'ın peygamberi. Bunu ancak biz anlarız. Cahil Yahudiler değil. Cahiller. Onun gibi bir tanrıya hiç kimse asla insan diye hitap edemez. Öyleyse ona layık olduğu şekilde hitap edelim. O her şeye kadir ve iman edilecek bir tanrıdır. Niye yolda duruyorsunuz? Ölü bir genç dirildi. Kim onu diriltti? İsa adında Tanrı'nın oğlu. Urşalim ahalisi dinleyin. Beni dinleyin. Urşalim ahalisi dinleyin. Ey Urşalim ahalisi, İsa bir ölüyü diriltmiş. Bilin ki o Tanrı'nın ta kendisidir. Ama siz onu kendiniz gibi görüyorsunuz. Eğer Roma'da böyle biri olsaydı, herkes ona Tanrı'ymış gibi secde ederdi. Ve kentin girişine onun bir heykelini yaparlardı. Tamam, bırak da ben konuşayım onlarla. Ey cemaat, ben onun gözümüzün önünde bir ölüyü dirilttiğini gördüm. Benimle birlikte birçok insan da bunu gördü. Eğer o Tanrı değilse kesin Tanrı'nın oğludur. Nerede olmuş dedin? Nerede mi olmuş? Celil'in yakınlarında olmuş. Bunu diyorlar Barabas. Nasiri İsa'nın Tanrı'nın peygamberi değil, Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyorlar. Başkaları daha da kötüsünü söylüyor. Onun Tanrı'nın kendisi olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun? Kararın ne? Barabas, konuş. Öldürün onu. Bunu kim söylediyse kanını dökmek mübahtır. Şah damarını kesin. Öldürün bu hurafecileri. Ama Barabas, iyi düşündün mü? Romalılar bundan yararlanır. Onlar silahlı isyan bahanesiyle hepimizi öldürürler. Romalılar tüm Yahudileri öldüremezler. Bu bizim aramızdaki bir hesaplaşmadır. Nasıl bu kadar emin olabilirsin?
Pilates, İbranilerin birbirini öldürmeleri için isyan çıkmasını bizden daha çok istiyor. Sen de haddini aşma ve Romalıları gözünde bu kadar büyütme. Patron ne dedi, duymadınız mı? Bundan sonra kim ki Nasiri İsa'ya Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu diye hitap ederse kanı dökülür. Ey Yeruşalim ahalisi, müjde! İsa Tanrı'nın oğludur. O bir ölüyü diriltti. Evet, bir ölüyü diriltti. Kendi gözlerimle gördüm. Tanrı'nın oğlu tecelli etti. O Tanrı'nın oğlu olduğunu ispat etti. Tanrı'nın oğlu aramızda. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa bir ölüyü diriltti. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Ve bu adam aramızda. Ne diyor böyle? İnanın, inanın, inanın buna. O Tanrı'nın oğlu olduğunu ispat etti. O bizim gibi sıradan bir insan değil. Muamma çözüldü. Dinimize küfrediyorlar. Duydun mu ne diyor? Yeni bir dönem başladı. İşte budur yeni dönem. Tarihte yeni bir dönem. Küçük bir olay değil bu. Sizinle konuşuyorum. Dinleyin. İsrail kavminin Tanrısı bir kez daha size yüce rahmetini gösterdi. Ve seçilmiş olan oğlu İsa'yı hepinizin kurtuluşu için gönderdi. Sizinle konuşuyorum. Ey ahali, ey cemaat, iyi dinleyin beni. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı değil, İsa Tanrı'nın oğludur. Oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. Şimdi sen bana söyle. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin gücünden bu isyanı durdurmak için yardım alalım mı? He? İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. İsa Tanrı'nın oğludur. Yeruşalim ahalisi. Esas beni dinleyin. Bu şehirde kadın erkek herkes beni tanır. Ve bana Efraim derler. Benim 7 sülalem bu mabette Musa'nın şeriatına hizmet ettiler. Meryem'in oğlu Tanrı'nın adamıdır, o kadar. Başka bir şey değil. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. İsa'nın Tanrısı herkese doğru yolu göstersin. İsa Tanrı'nın oğludur. Beni dinleyin. İsa Tanrı'nın oğludur. Ey deliler! Esas beni dinleyin. Sizin davanız İsa ile ilgili. Ama hiçbiriniz onu tanımıyorsunuz. İsa ne peygamberdir ne de Tanrı'nın oğlu. Biz Romalıların burada zuhur eden Tanrısıdır. Yeruşalim'in tüm bölgelerinde isyan ve kan var. İnsanlar çıldırmışlar. Nasrallı İsa şehir dışında gezerken Yahudi kentleri onun çıkardığı fitne ile karışıyor. Tanrı yardımcımız olsun. Gidip bu gösteriyi yakından izleyelim. Thank you.
Tam zamanında geldin Barabas. Size söylüyorum. Kadın ve çocuklara dokunmayacaksınız. Sadece onları dağıtacaksınız. Efendim, zilotlara ne yapalım? O namussuzlara acımayın. O pis eşkıyalar en ufak bir merhameti hak etmiyorlar. Encümen, bir yıl şehirden uzaklaşmanı ve buralarda görülmemeni emretmedi mi sana? Ne oldu daha bir hafta olmadan buraya döndün? Dayanamadım. Dönmeliydim. Burası benim kentim, benim evim. Urşalim'den defolması gereken Kerkeslerin komutanı ve askerleridir, ben değil. Şimdi ne yapacağız? Saldırın onlara. Hiçbirine acımayın. İsa'ya Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu diyen herkesin kanı dökülmeli. Ey, ey güçlü silotlar, kutsal fedailer. Acımayın. Onlara saldırın. Canlarını okuyun. Kılıçlarınızı çekip Musa'nın şeriatını savunmanızın zamanıdır şimdi. Gündüz vakti bizim kentimizde dinimize küfretmelerine izin vermeyin. Saldırın! Saldırın! Daha neyi bekliyorsunuz? Saldırın! Saldırın! General. Nedir bu gürültü böyle Adria? Halk efendim. Zilotlarla halk birbirine düştü. Yine ne oldu ki? Yine isyan ettiler. Orta düzeyli bir isyan. Ama çok yakında her yeri yakabilecek bir isyan. Her şey şu Celil peygamberiyle başladı. Ve her şey de onunla bitecek. Mabedin üst düzeyi buraya mı geliyor? Evet, mabedin üst düzeyi ve Kral Herodos. O aptal kral mı? Hem de Yahudi Şurası'nın kutsal üyeleriyle birlikte, öyle mi? Ne güzel bir gün. Pekala. Geldiklerinde içeri al onları. Peki efendim. Efendim? Oo, nihayet geldiniz. Sonunda kutsal kâhinleri Sayın Herodos'la birlikte aynı çatı altında bu odada toplayabildik. Ne büyük bir şeref bizim için. Yoksa bu da Naseri'nin mucizelerinden biri mi? Bakın, onların dışarıdan gelen seslerini duymuyor musunuz? Her gün sokağa çıkıp yeni bir isyan çıkarıyorlar. Burada, orada, her yerde, her gün bir fitne çıkarıyorlar. Bu fitnenin alevi de giderek yükseliyor. Sanki insanların aklı başlarında değil, çıldırmışlar, vahşileşmişler. Bu Nain Kilisesi'nin yöneticilerinin raporudur. Ve o sahtekarın fitnesiyle ilgilidir. Kutsal kehanet ve bu kadar beceriksizlik. Şimdiye dek böyle konuştuğunuzu görmedim. Sanki gerçekten dünyanın sonuymuş gibi. Sayın Başmühendis. Kudüs'ün altında bulunan o yeri altın deposu yaptın, doğru mu acaba, böyle söyleniyor? General Pilates, siz de mi? Siz Urşalim sokaklarındaki ayyaşların sözünü dinlememelisiniz efendim.
Önemli olan binanın sağlamlığı. Ben sadece onu garantiliyorum efendim. Bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Süleyman Mabedi'nin altında bulunan altınlar sarayımda bile görülmemiştir. Buna ne diyorsunuz? Sayın Pilates, asıl konuya dönsek iyi olmaz mı? Asıl konu işte budur. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki sömürgelerimizin hiçbirinde burası kadar yoksulluk ve rezalet yoktur. Hem de hiçbirinde. Anladınız değil mi? Sizin zaaflarınız ve beceriksizliğiniz olmasaydı şu zavallı halk felaket, yoksulluk ve sefalet içinde yaşamazdı. Ve Naseri köyünden esen hafif bir rüzgarla Yahudiye ve Celil'in bütün temelleri sarsılmazdı. Halk sizden yana değil. Çünkü siz sadece kendi menfaatlerinizi düşünüyorsunuz. O kadar. Ben Yahudi değilim. Ama eğer Yahudi olsaydım, askerlik şerefimin üzerine yemin ederim ki hepinizin aleyhine isyan çıkarırdım. Galiba o çölde gezen peygamberin müritlerinden biri olmuşsunuz. Yoksa Naseri İsa'nın çıplak ayaklı ordusuna katılma sözümü verdin ha? Verdin mi? Şunu iyi bilin ki benim şartlarım sizinkinden hiç de daha iyi değil. Benim işim de bitik. Eğer bu sesler Roma'ya kadar gitmişse ne olacak bilemiyorum ben de. Bu haberlerin Roma'ya gitmediği nereden belli söyler misiniz? Eğer öyleyse şanslısın. Bu karmaşık ve ücra köşeden uygar ve şaşalı Roma'ya geri dönersin. Ne mutlu sana. Yanılıyorsun Herodos. Ben Roma Silahlı Kuvvetlerinin temsilcisiyim ve doğrudan doğruya oradan emir alıyorum. Asıl görevim yöneticilerin ve sorumluların yetersiz kalmaları durumunda her türlü isyan ve düzensizliğe anında müdahale etmek ve onu çözmektir. Şu anda hepimiz aynı cephedeyiz. Aslında ortak bir tehlike hepimizi tehdit ediyor. Onun çıkardığı büyük fitnenin ateşi bu kadar çabuk sönmez. Her yeri yakacak ve kül edecek. Dün Celil, bugün Yahudiye, yarın... Yoksa Roma'ya bulaşacağını da mı söylemeye çalışıyorsun? Belki Roma'nın da ötesine geçecektir. Onun Tevrat'ı her kahin ve katipten daha iyi bilip yorumladığını duydum. Nasıl oluyor da siz Sanhedrin büyüklerinin ona hiç ilginiz yok? Belki onun mucizeleri sizi rahatsız ediyordur, ha? Hayır, hayır, hayır. O herkese karşı. Aslında size karşı desek daha iyi olur. Evet, konu budur. Yüce büyükler, bana sor. Konuların detayları hakkında iyi bilgim var. Onun dediğine göre Sanhedrin büyüklerinin talimatları Yahudi dininin temellerini ve Musa şeriatını yıkma yolundadır. General, onlar birbirleriyle savaşıyor. Bizi hiç ilgilendirmez bu. Yanılıyorsunuz. Roma'yı hiç ilgilendirmez. Çok da ilgilendiriyor. Biliyor musunuz general? Bu adamın çıkarttığı isyan sizin hükümdarlığınızı da zedeleyecek. Onu tutuklayalım mı? Onun bir ordusu yok ki. Daha ne yapalım? Hapse mi atalım onu? Ya sonra? Ne oldu? Öldürmemizi ister misin? Hayır efendim. Hayır, rica ediyorum. Konuyu şakaya almayın lütfen. Yoksa siz de imparator karşısına suçlu olarak çıkarsınız. Bu konu hakkında ciddiyetsizlik Roma İmparatorluğu'nun haysiyetini de zedeleyecektir. Kendi makamınız ve gücünüzü düşünmeden önce komutan Yahudiye ve Celiliye'de çıkan olayları düşünmelisiniz.
10 yıl boyunca Yahudiye ve Celiliye'de hiç olmadığı kadar olay çıktı. Yakın ve uzak kiliselerden en az 80 değişik rapor elimize ulaştı. Doğrudur. Bir sürü insan öldü. Bu ateşi söndürün. Onu bulmanız lazım. Mutlaka Ürdün çöllerine yakın bir yerde saklanmıştır. Pekala. Farz et ki bulduk. Ya sonra? Ha? Siz de iyi biliyorsunuz ki onu asla bu kadar rahat bulamayız. İnsanlara onu bulana büyük bir ödül vereceğimizi söyleriz. Sonra kendimiz onu aramaya gideriz. Şunu söylememe lütfen izin verin. Filistin'in siyasi ve dini büyükleri siz ve Kral Herodos ve Gıyafa. Sanırım bu artık herkesin onun tarafını tutmasını engeller. Ona secde mi edelim? Hayır efendim. Kendisinden bu fitne ateşini söndürmesini isteyeceğim. Evet. Ben sizin kâhinlerin işinden bir şey anlamıyorum. Ama zekanızı takdir ediyorum. Siz bu zekanızla dünyayı parmağınızda oynatmayı hak ediyorsunuz doğrusu. Evet, ileriyi görebiliyorsunuz. Şimdi bana söyleyin. Söyleyin bakalım. Yoksa siz insanlar ona Tanrı'nın oğlu desinler mi istiyorsunuz? Hayır. Hayır, hayır efendim. Bizim tek isteğimiz halkın arasındaki ayrılığı ve fitneyi gidermektir. İzin verirseniz biz artık gidelim. Çünkü bu sorun çözüldü. Öyle değil mi? Nasiri'yi bulmak için bu toplantıda hepimiz ortak karara vardık, öyle değil mi? Biz bugün konuştuklarımızı ve vardığımız kararı Gıyafa'ya ve Sanhedrin şurasına aktaracağız, o kadar. Karar merciği biz değiliz. Son sözü Sayın Gıyafa söyleyecek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve sonsuz teşekkürler Üstad! 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 Neden kaçıyorsunuz? Ey Petrus! Allah'ın izniyle bir köleye şifa verdim. Sağır birinin duyabilmesini sağladım. Ama ne yazık ki karşı koyan cahillerle başa çıkamadım. Şimdi de bu aptal kavimden kaçıyorum. Bırak gideyim. Üstad! 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 İmparatorun temsilcisi komutan Tiberius konuşuyor sizinle. Bugün bize bir isyan ve karışıklık raporu verildi. Çeşitli bölgelerden gelen haberleri prokuratörler değerlendiriyor. 100'den fazla yaralı ve 10'dan fazla ölü var. Ne için? Bu sizin kendi iç meseleniz. Sizin Tanrı'nın oğlu veya peygamberi dediğiniz bu celili adam, bu ikisinden herhangi biri bizim için hiç fark etmez.
Roma kanunlarına göre buranın düzenini sağlamak zorundayız. Bugün hepimiz Padişah Herodos, Sayın Büyük Kahin Yusuf Gıyafa ve General Pentius Plates Urşalim'in Romalı komutanı burada bu sorunu çözmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Ben Yusuf Gıyafa, Süleyman heykelinin büyük kahini ve Sanhedrin Şurası'nın başkanı olarak burada açıklıyorum. Bize Naseri İsa'yı teslim eden veya şu an bulunduğu yerle ilgili bilgisi olan biri varsa, heykelin cömert hazinesinden büyük bir ödül kazanacaktır. Üstad, oraya bakın. Sanki şeytan Yahudi'ye de bir isyan çıkarmış. Allah şeytanın insanlara yapmaya çalıştığı planları tamamen yok etsin. O bizim tanrımızdır. Ey ahali! Ey ahali! Ona secde edin! Secde edin! Ey yanılmış olanlar! Kalkın ve uzaklaşın benden. Ey İsrail kavmi! Allah'ın huzurunda ant içiyorum. Ki söylediğiniz şeyden nefret ediyorum. Neden kendi aklınıza başvurmuyorsunuz? Görmüyor musunuz? Ben de sizler gibi bir insanım. Bir anneden doğmuş biriyim. Fani bir canlı ve Allah'ın emrine tabiyim. Ben de bütün insanoğulları gibi yemek ve uyumak ıstırabı içindeyim. Soğuğa ve sıcağa dayanamam. Ey Allah'ım, sen şahit ol. Alemde yaşayanları cezalandırmak için emrettiğinde sözlerim tıpkı bir kılıç gibi benim bir insandan üstün olduğuma inananları kesecek. Üstad, bakın nasıl bir kalabalık bize doğru geliyor. Padişah Herodos da geliyor, görmüyor musunuz?
Roma'nın komutanı Pilates de orada efendim. O da askerleriyle bize doğru geliyor. Üstad şu tarafa bakın. Esas şu tarafa bakın. Büyük kahin diğer kahinlerle birlikte. Neler oluyor bugün? Belki bugün onlar da çıldırmışlardır. Herkes buraya geliyor. Efendim, siz bu kahini iyi tanıyorsunuzdur. O bu dünyada iki komutanı değiştirebilecek tek kahin. Yoksa bizi de mi değiştirmek istiyor? Bu cemaat senin önünde hiçbir şey yapılmaz ki. Nasıl bir ucube olduğunu biliyorsunuz. Ondan daha ucube olan benim. Adunaya. Ne yapıyorsun kahin? Ne yapıyorsun? Allah'tan kork. Bizim ve bu insanların Allah'ından kork. Bütün Yahudiye senin yüzünden kaynıyor. İnsanların söylediğine göre sen Tanrıymışsın. Yaktığın bu fitnenin ateşini söndürmek için Roma'nın prokuratörü ve Celil'in padişahıyla buraya gelmek zorunda kaldık. Bütün kalbimizle senden rica ediyoruz. Hala süren bu isyan ve karışıklığı artık bitir. Ümmet şaşkınlık içinde. Bazıları sen tanrısın diyorlar. Bazıları da tanrının oğlu olduğunu. Bazıları da tanrının peygamberi olduğunu. Ey kainlerin başı. Neden karışıklık yaratıyorsun? Sen de mi çıldırdın? Yoksa peygamberlerin ve Allah'ın şeriatını tamamen unuttunuz mu? Karşısında kalbimin duracağı Allah'a yemin ederim. Benim insanlardan üstün olduğumla ilgili söylediklerinden utanç duyuyorum. Sen az önce söylediğinden dolayı büyük bir yanlış yaptın.
Müzik